Arkadaşlar duydunuz mu? Civan Mert okulun serserilerin de dersini vermiş. Bütün abisi Bodri bile tedirginmiş. Allah Allah, kim bu Civan Mert ya? Hala kendini açık etmedi. Biraz popüler kültüre hizmet ediyor gibi Civan Mert. Şubray, bırak bu ağızları. Şorak, hakikaten bırak bu ağızları. Civan Gate, senden Civan Mert olmaz. Oğlum bak, bal üretenin parmağını yalıyorsun. Gün gelir o parmak... Anam saçı kırar. Çocuklar ne toplandınız bakayım? Nasılsınız? Selam. Bu saçlar ne? Okul burası, bu saçlarla mı geldin? Bir tutam alayım da saçından kafana oksijen gitsin. Ne olur yapmayın hocam ya. Hocam, ne olur yapmayın. Ne yapıyorsunuz? Yani başka ülkelerde 1960'larda açıldı bunlar. Hem bu çalışkan bir arkadaşımız. Saçı uzun olsa ne olur, kısa olsa ne olur? Kızım senin saçın dağınık, aklın da dağınık. Keserim saçını. Karışma hocanın içine, git saçını topla. Hocam ne olur yapmayın hocam. Hocam ne olur yapmayın hocam ya. Hocam ne olur ki, niye kesmediniz ya? Vay arkadaş, şu saç kıran mezalimine bak. Ama sen dur, ben senin kafandaki kalıpları yok ederim. İşte bu tam Civan Mert'e göre bir iş. Duydunuz mu? Civan Mert kaynını işe almış. Saçmalama oğlum. Duyduğuma göre koyu bir eli dövmüş. Boyu da 1.90'mış. Civan Mert sensin değil mi? Hayır. Kırıl ne alaka? O zaman geçen teneffüste ne ortadan kayboldun? İşim vardı öyle. Hadi ama sevgilinden de saklama artık. Yani bütün oklar seni gösteriyor. Kesin sensin. Ya ama anlamadığım nokta şu. Neden Civan Mert? Yani lügatımda olmayan bir kelime seçtim ki dikkat çekmesin. Dün Civan Mert bizi dövmüş. Niye beni çağırmadın oğlum? İmza alırdım onunla. Saçmalama be. Oğlum, dayak yeseydik döverdik herhalde. Oğlum var ya, zaten şu Civan Mert böyle peydah olduğundan beri... ...bizim haraç gelirlerimiz ev kadınlarınkiyle aynı kaldı. Gidelim buralardan Kütük. Buraları dar bize. Oğlum saçmalamayın ya. Nereye gidiyorsunuz? Oğlum, gidin bana bu Civan Mert'i bulun. Yaşadığı yeri öğrenin lan. Onun yaşadığı yere var ya, benzin döktüreceğim. Yok lan, onun yaşadığı yere tüp taktıracağım. Kütük, galiba Şoray Civan Mert. Dün kızlar kendi aralarında öyle dediler. Neyse, biz gene arayalım şu Civan Mert'i. Oğlum ne araması lan? Şoray'mış işte. Gidelim de şunun ağzından girip burnundan çıkalım. Yürü. Fırıl. Ver bakayım şunu. Yavrum, okula makyaj malzemesi getirmek yasak. Birbirinizi boyuyorsunuz, sonra anlamıyoruz kim kim diye. El koyuyorum buna incelemek için, hop. Ya hocam ne olur yapmayın, o benim değil, annemin çaktırmadan aldım. Aa, o zaman annem gelsin almaya. Hoca bey, bir dakika. Okul daha başlamadı. Başlangıç zilinin çalmasına yarım saat var. Ona el koyamazsınız. Verin bakın, ben bir koşu bunu davşan kızın anasına götüreyim, sürünsün kadıncağız. Olmaz. Allah Allah, ben müdür yardımcılığına kasıyorum. Her fırsatı değerlendirmem lazım. Top, gol koklayan Mürsel. Hadi bakayım, iyi dersler. Ne yapacağım ben şimdi ya? Gelip kendisi alırsa öğrenir benim getirdiğimi. Enişte beye bak, klasik hoca oldu. Dur ben ona çağdaş bir makyaj yapıp medeniyet öğreteyim. Hocam,
peyniri koydum tuzağa. Bakalım hangisi çalmış bu Civan Mert. Ne istiyorsunuz Kütük? Okula geç kalıyoruz. Ders başlayacak birazdan. Bak Civan Mert. Bu bizim gelirlerimizin raporları. Bak keçe başına düşen milli gelir 5 liranın altına düşmüş. Bak onun dışında dosyaya bakacak olursan mahrumlar, böyle 3 kuyular ve hürriyetin elimizden gittiğini göreceksin. İyi. Tamam. Daha çok çalışın siz de, tamam? Oğlan biz zaten çalışıyoruz. Bu da bir mesai. Ama o Civan Mert olacak süper şahmaran bizim ekmeğimizi çüflendiriyor. Oğlum Şoray. Ben senin Civan Mert olduğunu biliyorum lan. Bakın lan, üstünde dinleyici var mı? Ya durun, kendinize gelin. Ya kendinize gelin. Kütük, ben değilim Civan Mert. Şehir efsanesi o. Lan oğlum, o şehir efsanesi de biz ilçe efsanesiyiz lan. He? Dalın lan. Ya yap. Ya. Ah, ah. Dur. Dur. Kafasına, 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 kafasına. Maskeden. Oh shit. Şoray. Ne oldu yüzüne? Dün bu yüzden mi okula gelmedin? Ufak tefek işlerim vardı. Onları hallediyorum. Ya biliyorum, benim makyaj çantamı kurtarıyordun. Çok teşekkür ederim ama ne olur yüzüne ne olduğunu anlat. Hop! Çocuklar! Oturmayın! Çiçek olun. Ayakta çiçek olun. Çiçek gibi durun, bekleyin. Çalışmalarının sonunda okul yönetimini aşağılayan ve yaptığı anarşik eylemlerle kendi kanununu yaratmaya çalışan Civan Mert'i an itibariyle tespit etmiş bulunuyoruz. Oh be! Açıklıyorum Civan Mert'in kim olduğunu. 1917 zeka kereçe. Evet. Bendim Civan Mert, sizi lanet olası bronzlar. Cengaver kişiliğimden ve abaküs kafamdan anlamanız gerekir dedi. Ama hepiniz tümden mala bağladınız. İşte geleceğimiz gençliği. Şoray, hani sendin Civan Mert? İkimiziz işte. Ya Şoray, hacı kusura bakma ya. Biz de seni gündüz aydınlığında Civan Mert sandık. Böyle ağzını gözünü kırdık. Ya senin sigortan var mı?
zekayı kilitçi! Gene okulu birbirine kattın! Ya hocam, ben zalimlerin zulümlüğüne bir dur demek istedim. Zekayı, cezanı tahmin bile edemezsin. Biliyorum hocam, normalde beni elektrikli sandalyeye bağlamanız gerekiyordu ama o infaz kalktı. O yüzden siz beni asgari ücrete bağlayın, ben de günümü göreyim. Cezan bir ay boyunca... Durun hocam. Civan Mert benim. Hayır lan! Benim! Hayır, benim! Hayır, benim! Hayır, benim! Hayır, benim! Hata! Yoksa ben miyim Civan Mert? Sevgili öğrenciler, geçen hafta Civan Mert Mahlaslı bir serseri bizi manı manı oynattı. Kendisini yakalayamasak da eylemlerini durdurduk. Bu duraklama dönemini Mürsel Bey'in gayretiyle açtık. Bu gayretlerinden dolayı yeni müdür yardımcımız Mürsel Bey. Allah! Oğlum Zek, hacı artık iktidarın bir parçasıyız lan. Oğlum var ya, senin enişten müdür yardımcısıyken biz kantin ihalesini bile alırız lan. Ya ne kantin ihalesi, olimpik sığır. Naklen yayın ihalesini bile alırız lan. Yaşasın Mürsel hocalı günlere geri döndük. Zekailere gün doğdu. Çocuklar! Yeni müdür yardımcınız benim. Benim de en büyük yardımcım, aha da bu dudaklarımın üstündeki bıyıklar. Onlardan güç alacağım. Çocuklar! Bundan sonra hep çiçek olacaksınız. Hatta evde de çiçek olacaksınız. Ailelerinizde çiçek olacak. Söyleyin annenize babanıza çiçek olsunlar. Ailenizin müdür yardımcısıyım ben. Top tiye! Ne güzel lan. Ne? Oğlum bir şey ne oldu? Ne oldu? Kızım, yavrum ne oldu senin yüzüne böyle dayak mıydın yoksa? Yok hocam, makyaj yaptım. Allah Allah, bu kadar makyaj yapılır mı? Vallahi bak tutuklarlar seni korkuluk diye. Git sil bakayım onu. Oğlum dağıl bakayım, dağıl. Hadi, hadi yavrum, girme. Allah Allah. Hayır lan. Mürsel Bey, okulun kurallarından hiç memnun değilim. Daha ilk gününüzde serserilik belirtileri var. Ümran Bey, buyurun benim odamda konuşalım bunu. Buyurun. Evet. Buyurun, buyurun. Kız kamera açtı lan. Ya oğlum gerçek değil onlar, amele. Ya girmesene oğlum sen şu sitelere ya. Bak sen 18 yaşından kütüksün. Zekayı! Kütük! Ne yapıyorsunuz biz? Hemen çıkın dışarıya, çıkın. Hızlı adımlarla terk odayı değil, hadi. Ya Hoca Bey ne bağırıyorsun ya? Ders çalışıyoruz biz burada. Coğrafyamız zayıf. Hem birazcık mütevazi olun canım. Ne böyle müdür yardımcısı olun diye dayılanmalar. Hatırlatırım. Ben de sizin oğlunuzun dayısıyım. Çıkın lan dışarı. Sen! Serseri. Mürsel Bey. Öğrencilere çok kapitülasyon veriyorsunuz. Boğazınızı serbest bırakın. Bağırın açık. Sesiniz çıksın. Pişman etmeyin beni sizi tekrar müdür yardımcısı yaptığıma. Geçici müdürlüğe dönmesin bu iş. Sizi merak etmeyin Ümran Bey. Ben kontrol altına alırım, hepsini hizaya sokarım. Hop, kalıcı Mürsel. İnşallah. İzohip haritasında şehir bulmaca oynamak imkansızdır. Sizi ölçekle yavrum. Ya güreşme. Oğlum. Zekâ kirişçi. Sınıfta çay keyfi yapma. Ya Hoca Bey bitti zaten. Ben gideyim de bunu tazeleyeyim, bakan da
güneş mi? Çekme. Arkadaşınızı da çekme. Çekme. Arap. Ders devam ediyor. Geriye. Şişt. Daha coğrafi gidelim ya. Kırılır kızım. Sakın bu parayı yanlış algılama, tamam mı kantin makinisti? Yani benim tek amacım seni korumak. Yani ben olmasam bu ergenler var ya, bu kantini yağmalar. Kütük, bana bak. Haraç mı alıyorsun sen kantinciden ha? Ne öyle para üstesen değil. Euro da bozdurmadın, haraç mı o? Hayır hocam. Bakın, bunların hepsi birer bağış. Yani bakın karşılığında makbuz da veriyoruz. Hocam, ben Atiye'nin uzmanıyım. Ver parayı kantinciye gele. Hadi bakayım. Aa, yeter mi? Geç öyle. Bundan sonra herkes ders saatinde sınıfında olacak. Yeter artık. Ya ne oluyor enişte bey ya? Ne bu şiddet, ne bu infial? Karışma. Sınıfına git bakayım. Hadi bakayım. Hadi. Sen. Siz de. Hemen odama. Now. Sır. Yes sir. Efendim Bilal? Yetiş. Yetiş ilk yardımım. Yetiş SOS'im. Yetiş annem çok kötü durumda. Medet ya meyveli. Tamam, tamam hemen geliyorum. Hocam, vuracaksanız vurun ya. Böyle gerginlikten vücudumdan gram gram atıyorum. Ben eğitimde şiddete karşıyım. Köklü bir çözümden yanayım. Hepinizi atacağım okuldan. Hepinizin köküne meyve suyu. Hocam, hocam yapmayın ya. Hocam bakın biz özümüzde çok burslu, çok kolejli çocuklarız. Hocam ama küçük yaşta böyle hem ayakkabı boyacılığı yapınca... ...bir yandan da okumaya çalışınca bu hale geldik. Sizi... Bir şartla atmam okuldan. Hop, çıkarcı Mürsel. Kabul hocam. Sizin o tatlı şartınız bizi yormaz. O zaman şartım şu. Benim gammazım olacaksınız. Benim ajanım yani. Okulda cereyan etmiş olan, etmekte olan, hatta edecek olan her şeyi avucumun içinde istiyorum. Sizin avucunuzu yalarım hocam. Siz bilirsiniz. Benim için hoş. Zaten lise 4'e kadar nasıl geldiğinizi kimse anlamadı. Sizi okuldan atsam kimse yadırgamaz. Hop! Emir kolu Mürsel. Tamam hocam, kabul ediyoruz. Herkesi ispitleyeceğiz. Hocam, ben zaten böyle CIA sınavlarına girip at pazarını uluslararası platformda temsil edecektim. Yani hocam, bu iş böyle bal kaymak oldu. Çok güzel, çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Şimdi çık dışarı. Şorak ne yapıyorsun? Bak güzelim sıfatımın önüne senin kolun geldi. Allah Allah. Artık şu zeka ile konuşmayacaksın. Garip bir durum. Brüselist değilim ben de nihayetinde. Allah Allah. Ne oldu birden maç oldun? İstersen daha ne yapmayacağım liste olarak ver de. Anayasam olsun ona göre hareket ederim. Ya sana konuşmayacaksın dedim. Hop hop. Ne bağırıyorsun la kızın kulak zarına kulak zarına bu hem? Sen karışma zekayı. Hadi o arabesk dünyana dön hadi. Allah Allah. Bu adam da kendine iyice baş çağdaşı ilan etti ha. Oğlum o ne lan öyle? Herkese karşı hümanist, davşana karşı dayı. Olur mu oğlum öyle? Bak bir daha bu kıza bağırdığını duymayacağım. Eğer bir daha bu kıza bağırırsan Ümran'ın yeğeni falan demem, kütüğün yeğeni falan derim. Anladın mı? Çitlemik. Ya bizim özelimiz mi kaldı davşanım? İlişkimiz halka arz oldu. Tahtamız kapandı gitti. Zekai ben Şoray'la yapamıyorum. Ya yapamazsınız tabii. Reşit değilsiniz.
Zeka neden anlamak istemiyorsun? Ben Şoray'la sende var olmayan şeyler için birlikte oldum. Yani sırf sana tepki olsun diye onunla sevgili oldum. Ya bana tokat atarak da tepkini gayet güzel belli edebilirdin. Kalbimi linç etmene gerek yoktu. Ama sen benden ayrıldın kamerayla. Ya ben Şoray yüzünden ayrıldım. Yani sana ders olsun diye. Gerçi bana ders oldu ama. Şş, bak ne diyeceğim sana. Şimdi sen bana çıkma teklifi et, sonra biz barışak ha? Bundan sonra kızlarla erkekler ancak 30 santimden arkadaşlık edebilirler. Katı kurallar getirdim Almanya'dan. Top Führer Mürsel Pırıl. Git bakayım sınıfına geç. Geç 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 geç, geç kızım. Ya. Herkes beni dinlesin. Alo. Dinleyin. İyi dinleyin. Bundan böyle sıkı yönetim ilan ediyorum. Herkes okulun kurallarını evladı gibi sevecek. Şimdi 30 santim kuralına göre karşı cinsler birbirine 30 santimden fazla yaklaşmayacaklar. Ama aynı cinsler 10 santim yaklaşabilirler. Biz size çiçek olun dedik, siz odun oldunuz. Biz de balta olduk. Hop Bayer Mürsel. Dağılın. Özleme dağılın. Eğitim modeline geçiyoruz. Üstün okul olma yolunda ilerleyeceğiz. Rehberlik derslerinde disipline olma eğitim verilecek. Beden eğitimi derslerinde acemi birliklerinden farkı almayacak. Ya hocam öyle bir şey olur mu ya? Siz keçe birlikleri götürün şunları. Oh yeah, und der Bahramstein. Hoca bey, führerlik tatlı gelir adam ama gün gelir führere de üflerler. Nein, nein, nein. Kimse üstün okul olmadığımız fikrine kapılmasın, sabır yaparım. Hop, Mürsel. Hop, Mürsel. Marş.